I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Herkese 5 Kasım Cumartesi gününden merhabalar. Yanımda Çağrı var. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Cesar Grup'tan Oğuzhan Bey bize bir kıyak geçti. Açık ihaleden bir tane Volkswagen Scirocco aldık. Araç 2016 model miydi? 2016 model. 2017 trafiğe çıkışlı. 150 beygirlik güncel bir motor. DSG şanzıman, makyajlı kasa ve en dolusu hem cam tavanı var. Hem de LED paketi var aracın. İşte içerisinde bazı opsiyonları var. Normalde açık ihalede hedef değeri ulaşmamasına rağmen biz bu aracı çok daha aşağısına aldık ve sağ olsun Oğuzhan Bey bize destek verdi ve ihalesini onayladı. Aracı dedi alın, videosunu çekin, insanları bilinçlendirin dedi. E-Softaj ihale platformunda linkini aşağıya koyuyorum. Oradan tıklayarak güncel ihaledeki araçları görebilirsiniz. Şimdi biz bu aracı indirdik. İndirdiğimiz videoları şu an ben herhalde araya koyarım. Arkadaşlar merhaba. Cesar Grup'tan aldığımız araba geldi. Şu an aracı çekiciye yükleyeceğiz. Aracı size şöyle bir göstereyim. Aracın jantları. Şöyle elli tarafına geçelim. Yani araç gerçekten fotoğraflarda hani göründüğü gibi herhangi bir problem yok. Biz zaten Cesar Grup'a güvenip, E-Softaj sitesine güvenip aldık arabamızı. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Şu an aracı çekiciye yükleyeceğiz. Aracın durumu var ya. Arabamız şimdi yaptıracağımız yere geldi. Şu an aracı indireceğiz. Şöyle size tekrar bir göstereyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet durumu güzel. Direksiyonu. Öbür tarafa geç. Aracı indirdik. Şimdi bıraktık. Takoza yükledik. Şu an ilk başta aracın parçalarını çıkartacaklar bize. Neler yapılması gerekiyor. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Ben çok fazla ilgilenemedim. Bu videonun mantığı da şöyle diyeyim. Çağrı hem benim akrabam hem de bir takipçim. O sen da bir takipçisin Emin abi. İlk defa Pert'ten araba topluyor. Aslında işte böyle bir 450-500 bin bandında temiz bir hani işte Clio olabilir, Audi olabilir. O tarz bir arabalar bakıyordu. Bir tane Scirocco denk geldi. Bunu alalım dedik. İşte şu an aracı topluyoruz. Yaklaşık 25 Ekim'de indi araba Ankara'ya. 10 gün geçti bugün. Mekanik hasarıydı ve sürprizler yine çıktı. Bununla ilgili detaylı anlatacağım size. Şimdi aracın yanına gidince de detaylı videolarını tekrardan çekip koyarım ben size. Evet arkadaşlar, araba yavaş yavaş sökülüp toplanmaya başladı. Parçalarımızı aldık. Şimdilik ön taraf toplanıyor. Şöyle geçici bir jant taktık. Aracın ön paneli tamir olacak. Ön tarafı söküldü. Şu an komple radyatör, her yer söküldü. Tamire yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. Arabada sıkıntımız şu anlık ön paneli halledeceğiz. Ön tarafta başka bir sıkıntımız kalmadı. Bu ön amortisörü yenilettik. Şu anlık araba sökülmeye devam ediyor. Şöyle tamponda söktüler göstereyim. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Arabanın son durumu bu halde. Şu an arabada emaneten bir Emin abinin verdiği jantlar var. Arabanın şu an sadece eksiği arka amortisörüne bir problem vardı. Onun da orijinalini tekrardan aldık. Şu an orijinalini takacağız. Amortisörümüz de burada.
Arabada şu an yapılacak mekanik işlemler çok bir şey kalmadı. Sadece şöyle göstereyim. Sadece radyatör takılacak. Arabanın ön tarafını şöyle yavaşlatmadık. Ön paneli değişecek. Şanzıman kapağımızda bir sıkıntı vardı. Onu sıfır ile değiştirdik. Şu anlık araç bu halde. Hiçbir sıkıntımız yok. Size şöyle bir etrafını göstereyim. Araçta değiştirmemiz gereken ya da yapmamız gereken sadece ön airbag kapağımız kaldı. Göğüsteki airbag'imiz tamir edilecek. Başka hiçbir işlem yok. Bir de çamurluk içinde. Kaporta işleri var ve ön tamponda kaporta işleri var. Ondan sonra araç tamamen bitiyor. Şimdilik bu durumdayız. Ama çok şükür inşallah bugün aracı teslim alacağız. İşte göğsünü söktüreceğiz. Airbag'çiye gideceğiz. Jantlarını bulduk. Jantlarını alacağız. Ve ufak bir kaporta işimiz var. İşte kapı biraz kasmış. Onu yaptıracağız. Daha sonra aracımız bitecek. Yine hani basit bir hasarlı olsa bile araç sanayiden bir aydan önce çıkmıyor. Hadi şimdi gelin aracı inceleyelim. Her zamanki adres Umut Oto'ya geldik. Fatih Usta işlemleri bitirmiş. Şu anda başka bir aksilik çıktı. Ne oldu işte onu şimdi göreceksiniz. Ben önce sizi araçla baş başa bırakayım. Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way. Araç dediğim gibi makyajlı kasa. Şu anda benim Audi'nin diğer jantlarını koyduk ama yeni jantları da aldık, geliyor. Ne almıştık? 18 Interlogos inç. 18. Interlogos 18 inç jant aldık. Şöyle arabanın içini de göstereyim size. Zaten çıtasız cam var bunlarda. Arabanın daha sıfır kokusu üzerinde. Araç 53 bin kilometrede. Zaten makyajlı göğüs, makyajlı kasa, direksiyon falan makyajlı. Yedek anahtarı vesaire geldi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Alttan genel hasarlıydı. Maalesef bu mekatroniğin o siyah parçası var. Ben şimdi görselleri eklerim. O eğilmiş, onu değiştirdik. Onun dışında ön panelin alt kısmı sıkıntılıydı, onu değiştirdik. Başka da herhangi bir şey yapmadık. Şaselerde, direklerde, kapı içlerinde herhangi bir sıkıntısı yok aracın. Sadece aynı benim diğer Auris'i bilenler bilir, onun gibi şu ara kısımda küçük bir hasarı var. Orası yapılacak. Başka da bir şeyi kalmadı aracın. Gerçekten çok güzel ve temiz çıktı. Geçmişinde de hata boya bulunmuyor. Bu jantlar da yakışmış aslında. Jantlar güzel oldu gerçekten. Durabilir. Aynen. Şimdi aracı çalıştıracağız. Şurada bir sıkıntımız var. Bu lastik eğri şöyle içe doğru duruyor biraz. Şimdi onu göstereceğiz. Bakalım hangi parçada sıkıntı var ya da onu çektirip düzeltebilirsek düzelttireceğiz. Şimdi Çağrı marşı basacak ve arka tekeri göstermeye gideceğiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oo. Çok kısa sürüm var. Ben 10 numara. Şu anda bakıyoruz hangi direniyor. Lastik basınç normal. Airbag zaten airbag açık. Zaten ön tampon yok. Lambalar da normal. İyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir silecek su şey yanıyor. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ne söküyor? Tekerin altında bir şey mi var? Normalmiş. Tamam. Bir şey sürtüyor. Çok uğraşmadan. Hemen gideceğiz. Şimdi sürtme kesildi. İlk defa ben de sürüyorum. Aynen. Şanzımanda vites geçişte herhangi bir sıkıntı yokmuş. Usta zaten test etmiş. Şu arka teker çok eğri olduğu için o sürtüyor biraz. Şimdi navigasyonu açtık. Kılıç şasiye doğru gidiyoruz. Onlar ölçümlerini yapacaklar. Taşıyıcı mı ne eğriyse bize söyleyecekler. Arka tekeri
düzeltmeye, kılıç şasiye geldik. Ustam şimdi bakacak. Bu içeride de davlumbazın parçası sürtüyor tekeri. Ses ondanmış. O basit zaten, o davlumbaz sökülecek komple. Değiştirilecek. Şimdi aracı yerleştirdik. Hasarına bakacağız. Alo. Şimdi ustam kontrol ediyor. Ona göre nerede arıza varsa bize söyleyecek. Arka tekeri bastırmak için şaseciye geldik şimdi. Özeniş şasedeyiz. Şimdi bakıp ona göre işlemleri yapacaklar. Şu teker, sağ arka teker bariz eğri. Tampon tamir için Zafer Usta'ya geldik. Bunların hepsini o halledecek şimdi. Isıtıp, ter kaynatıp, basıp tamir ediyorlar. Bu kırık yerlerini tamir edecek. Şimdi malum zamana geldik. Karanlık odadayız Fatih abi. Bize hesabı kitabı çıkartacak. Bakalım ne kadara mal olacak. Ne kadar para ödeyeceğiz. Hayırlısı olsun. Fatih abim yine yazıyor. Bu sefer liste biraz kabarık. Auris'ten sonra bir tık daha kabarık herhalde. Ama hangi aracı alırsak alalım mutlaka bir şanzımanın o kapağında bir yağ kaçağı bir şey oluyor. Bunda da yine o mekatronik kısmındaki kapağı değiştirdi. Sağ olsun sağ sola göndermedi. Ön paneli falan da kendisi taktı, değiştirdi. Radyatörleri değiştirdi. İşte tabla değişti. Ondan sonra yağ bakımı yapıldı. Ön iki amortisör değiştirdi. Sağ arka amortisör değişti. Aks tamiri yapıldı. Ondan sonra kabaca bu şekilde zaten. Başka radyatörleri söyledim. Onun dışında başka bir herhangi bir işlem olmadı değil mi abi? Olmadı, aynen abi. Tamam, onları şimdi Fatih abi yazıyor yine. En sonunda ben size göstereceğim. Fatih Usta listeyi çıkardı. Bayağı bir burada değişen malzememiz var. Şimdi fiyatları yazacak. En can alıcı nokta burası şu anda. Liste burası. Evet abi, sen bize güzel bir şeyler yap. Evet, o liste burası. Yani bu listenin fazlası var, eksiği yok. Öyle söyleyelim. Belki unuttuklarımız olabilir. Burada sadece sol iç akis kafasına 425 TL kendisi aldı Fatih Usta. Onun dışındaki bütün parçaları biz tedarik ettik. İşte yağını vesaire. Balataları da değişti. Yağ bakımı da yapıldı. Sıfır bir şekilde çıktı. Sadece buraya komple 5350 TL ödedik. İşte bu 425 lirası parça zaten. İşte içerisindeki diskler tornalandı falan, onların bir parası da dahil. Şanzıman işte söküldü, takıldı. 3 tane amortisör değişti. Ön 2 tane, arkalar. Tabla, rot kolu, rot başı, işte akis kafası, akisler tamir edildi. Diskler tornalandı. Mekatronik yağ vesaire de değişti. Antifriz değişti. Ön panel takıldı. Ön tampon söküldü. İşte radyatörleri tamir ettirdik, onları taktırdık. 5350 TL işçilik ödedik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biraz yoğundu. Hem de arabada daha düzgün bir şekilde ben size anlatayım diye listeyle beraber konuşmak istedim. Şimdi araç şasecide. Orada yapılacak. Pazartesi günü alacağız. Tamponu da tamire bıraktık zaten. Onu da alacağız. Sonra kaporta kısmına geçeceğiz ve airbag'i söktüreceğiz. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come. Evet arkadaşlar, araç tamamlandı. Şu an aracı muayene istasyonundan getirdik. Şöyle etrafını bir göstereyim. Sağ olsun Emin abinin verdiği jantlarla muayenedeyiz. Obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Herkese tekrardan merhabalar. 2022 yılının Kasım ayında almış olduğumuz Scirocco'nun bitmiş halini ancak şimdi çekebildik.
hem ben yoğundum, hem Çağrı biraz yoğundu. Hem de bu süre zarfında aracı kullanıp kendi yorumlarını da almak istedim. Daha iyi oldu aslında. Şimdi gelin size Scirocco'nun bitmiş halini gösterelim ve kabaca ne kadar harcadık, işte kaç kilometre yaptık, araçta herhangi bir sıkıntı çıktı mı, herhangi bir problem var mı, onların hakkında biraz sohbet edelim. Ayrıca bu aracı da şu anda satılığa koyacak Çağrı, çünkü başka bir araç alacak. Hadi gelin o zaman başlayalım ve son halini sizlerle buluşturalım. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Öncelikle Cesar Grubun yönetim kurulu üyesi, sahibi Oğuzhan Sarıbey'e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü evet, bu araç açık ihaleden alındı, hedef değeri ulaşmadığı halde sağ olsun kendisinden rica ettik. Böyle bir video çekeceğiz, işte onarım videosunu çekeceğiz, insanlara bunu anlatacağız dedik. Kendisi bize yardımcı oldu, destek oldu ve aracı onayladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun, bize yardımcı oldu, aracı almamıza vesile oldu. Oğuzhan Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynen, biz bu aracı 420 bin, 430 bin civarında bir paraya aldık herhalde. Evet, aslında 416 bin küsür liraya ihaleden araç bize kaldı. Aracı ücretleri, noter, vekaletname, çekici ücretleri birlikte 425 bin liraya araç elimize ulaştı. Çünkü 5500 liraya bir hizmet bedeli ödüyorsunuz. İşte çekiciye veriyorsunuz, notere veriyorsunuz, vekalet için para harcıyorsunuz. Buraya gelmesi, inmesi 425 bin bandına geldi bu aracın. Daha sonra da onarım bedeli var. Zaten onlardan kabaca bahsedeceğiz şimdi. Ama bu aracı ücreti bizim arabayı aldığımız zamanki, şu an yanlış bilmiyorsam aracı ücretleri değişti herhalde. Ha, tam detaylı bilmiyorum artık. Onlara bakacağız. Tabii ki onu yine koyalım. Evet Çağrı, tekrardan kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk abi, uzun şimdi, bir aradan sonra. Evet, Çağrı hem benim akrabam hem de zaten bir takipçim. Ona da zaten videonun başına bahsettiğimiz gibi bir Pert'ten araba alalım dedik. Aldık. Pert arabanın zaten avantajlarından sürekli bahsediyorum. Tekrardan bahsetmeye gerek yok. Sürpriz çıkmadı mı değil. Çıktı tabii ki. Biz bu aracı Kasım ayında aldık herhalde. Kasım ayında aldık evet. Kasım ayı gibi aldık. Çağrı'ya ben de destek verdim ama çoğunu o topladı. Sanayideki ustalarla o görüştü. Emin abinin desteği olmasa tabii ki de olmaz yani bu işte. Evet Çağrı, yaklaşık biz bu arabayı aldığımızda 52 bin kilometredeydi. 52.416 kilometredeydi. Şu an 56.819'da. Yani ortalama 4.000 kilometredir biniyorum. Arabayı binmeye başlayalı ortalama 2 aydır tam binebiliyorum arabaya. Herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Şu anlık herhangi bir sıkıntı, hiçbir şey yaşamadım. Sadece benden kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Ufak bir kaza yaptım. Aracımız boyasızdı. Şurasında biraz göçük oluştu sadece. Orayı da göstereyim. Ona da nazarlık diyelim. Nazarlık oluştu. Zaten belli değil. Boyatmaya gerek yok. Arkadaşlar bu arabanın zaten indiği halini görüyorsunuz. Bu aracın kaportası hatasız, boyasız. Kaportada herhangi bir işlem yok. Aracı ilk sahibinden aldık. 2016 modeldi. 2017 trafiğe çıkışlı. Bu araç makyajlı kasa. Şimdi makyajlı kasada ne değişiyor? Size kabaca bahsedeyim. Makyajlı kasada öncelikle farlar değişiyor. Bu farlar bu arada çok pahalı. Eğer siz de Pert'ten alacaksanız bilginiz olsun. Makyajlı kasanın farları 30 bin lirayı bulabiliyor. Allah'tan bizim farlarda bir sıkıntı yoktu. Şükür. Tamponumuz değişiyor. Sis çerçeveleri farklı oluyor. Onun haricinde arka stoplarımız farklı. Şöyle arka stopları da göstereyim size.
Arka stoplarda LED böyle çizgi şeklinde oluyor. Hatta açalım bir görünsün. Gözüküyor mu açınca? Evet. Bu şekilde şu an çok belli olmuyor gündüz olduğu için. Gece ama... görüntüsünü Emin abiye yollarım. O evet. Daha net koyar onların parlarını. Bu araç sınıfının en dolusu. Zaten sunroofumuz mevcut. Sunroof tamamen açılmıyor fakat yarım kalkıyor. Sunroof kumandadan kalkıyor mu? Kalkıyor, camlar da açılıyor, önemli değil. Tamam, açalım camları, kaldıralım. Sunroof bu şekilde kalkıyor. Onun dışında da elle otomatik kapanan bir katlanır aynası var. Araç gerçekten çok güzel duruyor, çok diri duruyor. Şu an stok bir şekilde. Zaten araç bundan önce Doğuş Oto yetkili servis bakımlıymış. Bütün bakımları Doğuş Oto'da yapılmış. Biz ona rağmen bu aracın yine balatalarını, yağ su bakımlarını hepsini yeniden yaptırdık. Ben size araçtan biraz kısaca bahsedeyim. Araç bizim bildiğiniz üzere Emin abi videoları koyar. Aracımız alttan hasarlıydı. Araçta daha önce replika jant olduğu için kazada replika jant kırılmıştı. Videolarda, fotoğraflarda zaten gözükür. Bizim jantlar buradan kırılmıştı ve alttan hasar almıştı. Radyatör, ön tampon, ön takımımız hasarlıydı. Ama aracın kaporta aksamında, sadece kaporta aksamından bahsedebileceksek, tamponumuzun şurasında bir kırıklar vardı. Aracımızın kaporta aksamı sadece buradan oluşuyordu. Tamponu tamir ettirdik evet. Bu arada. Üzerindeki jantları da değiştirdik. Orijinal Volkswagen Interlogos 18'lik Borusan logolu jantları evet, aldık. Evet, jantlarını aldık. Ayrıca lastikleri de değiştirdik tabii ki. O lastikleri lastik kullanmadık. Aldık ama şirokocular önerim. Fazla kalın diş olduğu için çok güzel değil. Ben size kısaca bir masraflarımızdan bahsedeyim. Biraz defterimden yardım alacağım. Tabii. Çünkü çok kalem kalem olduğu için. Sanayi biraz yoruyor maalesef. Bu işler kolay değil. Gözüktüğü gibi kolay değil. O ilk 2 hafta gerçekten insanı çok yoruyor. Zaten yaklaşık bu aracın onarımı 2 haftada bitti diye hatırlıyorum. 2 haftada bitti ama airbag dersek, o diğer ıvır zıvır işleri. Bu arabada en çok bizi yoran mekanik aksam işleri değildi. Daha çok böyle hani şurasında bu parça değişecek, yani airbagler tamir olacak, onlar bizi biraz zaman olarak yoruyor. Evet. Yoksa bu, arabayı bizim binmemiz 2 haftayı buldu. 2 evet. Hafta içinde arabayı bindik. Bu araba makyajlı kasa olduğu için bunun parçası da bazen sorun oluyor. Davlumbazı vesaire uymuyor diğerleriyle. Onları bulması, araştırması gerçekten biraz yoruyor. Mesela panjur plastik parçasını, mesela şu plastik parçayı biz Türkiye'de bulamadık. En son bir tane artık Yıldız Sanayi'de çıkmacıda bulup da takabildik o parçayı. Mesela Emin abinin dediği gibi makyajlı kasa olduğu için bazı parçalar gerçekten bulunmuyor arabanın. Evet. Yine Emin abi, ben şeyden bahsedeyim şimdi size biraz masraflarımızdan. Sonra yine arabayı detaylıca anlatırız. Bir de tabii ki kalın bir defteriniz oluyor ve yaşlanıyorsunuz araba toplarken, ama tabii ki çok güzel bir şey. Bu arada Emin abi olmasaydı ben bu arabayı ya, bu kadar toplayamazdım. İşte onun Allah yardım etti diyelim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Araba toplanırken gerçekten insan unutuyor. Ya kalem kalem ne harcadıysak ben yazdırıyorum. Çağrı'ya da yazdırdım. Kendim de yazıyorum. Yani sanayiye gidip yemek yediysem yazarım. Çünkü bu araba olmasaydı ben sanayiye gidip yemek yemeyecektim. Onlar benim için hep bir giderdir ve arabanın masrafıdır. Parça almaya gidiyorsak parça almaya gittik, yakıtımızı da koyuyoruz ki arabanın yani bize toplam maliyeti çıksın yani. Yani neye mal oldu, ne oldu, işte mantıklı mı değil mi, onları görmemiz lazım. Biz şimdi aracı Ankara'ya getirme maliyetimiz 424.662 lira. Bu nakliye ücreti, çekici, aracı ücretleri gibi medene mal oldu. Yani 425 bin kabaca diyor. 425 bin tarzı. Arabanın şimdi mekanik aksam parçalarında işte bu tek tek sadece, yine ben kısaca söyleyeyim. Sol tablo, sol rot kolu gibi bu ufak tefek mekanik parçalar. Ön takım parçaları yani. Ön takım parçaları. 20 bin küsür liraya yakın para harcadık arabanın. Ön takım, amortisörleri, işte ıvır zıvır olan tablosu, aksı vesaire. Ön takımda bulunan parçaların değişimi, dediğin gibi parçalar 20 bin lira tutmuştur tabii. Biz radyatörümüzü tamir ettirdik. Radyatörümüzün durumu o kadar kötü değildi. Kazanımızın sadece birisi kırıktı. Biz de ondan dolayı radyatörü tamir ettirdik. Yeni radyatör almadık. Evet, radyatörün zaten testleri yapıldı. Zaten şu anda da kullanıldı. Araçta 4500 kilometre yapıldı yaklaşık. Herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Aracın bir tek far yıkama hortumunu bulamadım. Onu da bir şekilde çözmeye çalıştık. O da bir eksiğimizdi bizim. Ondan sonra onu da çözdük. Bir sıkıntı airbag, yok şu anda. Airbag yaklaşık 6000 liraya yakın airbag ve göğüs kaplama ücreti verdik. Şu airbag'i de göstereyim. Arkadaşlar airbag'ler değişmedi. Bu airbag'i kaplattık biz. Zaten dediğim gibi, bahsettiğim gibi daha önceden yıllardır güvendiğimiz, bir sıkıntı çıkarmayan, işte sattığımız arabada kaza yapıp tekrardan airbag açtığını gördüğümüz SRS airbag'e yaptırdık Şaşmaz'da. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı gözükmüyor, belli olmuyor.
ve güneşte de beklemesine rağmen bir sıkıntı yaşamadı. O yüzden orayı tavsiye ediyoruz. Airbag'lerinde herhangi bir sıkıntı yok aracın. 7000 lira jantlara para verdik. 3500 küsür lira da lastiklerimize para verdik. Maliyet hesabından gideceksek. Evet. Ön camımız değişti. Ön camımızda çatlak vardı. Biz çatlakla binmek istemediğimiz için yine sensörlü bir şekilde ön camı orijinalle değiştirdik. Aracımızda dediğimiz gibi kaputunda, yani kapılarında hiçbirinde boya yok. Ancak kazadan dolayı, yani siz de tahmin edeceksiniz ki mecburen kasıntı olduğu için kaputta ve çamurlukta ayar yapıldı sadece. Evet. Bunlara değişme olmadı. Yani çünkü kapıyı yok. Açınca çamurluk biraz geri gitmişti. Orası kasıyordu. Şu kısmından kastediyorum. Bu kısım biraz kasıyordu. Kaportacı bunu boyamadan sadece ayarını yaptı. Çizgilerini aracın yerine getirdi ki zaten araç şu anda ok gibi duruyor. Öncesi de temiz olduğu için kaportada herhangi bir sıkıntı olmadığı için tamamen mekanik bir hasar vardı. Aracın şu anda hiçbir sıkıntısı gözükmüyor. Yani stok halde tertemiz duruyor. Yani ben de kendim bineceğim için arabayı topladım. Hani bu artık bir şeye dönüştü, hastalığa dönüştü. İnsan biniyor, hevesini alıyor ve hani o eski zamandaki bu koşturmaca, sanayiye gitme, o yeni heves geldiği için arabayı satmaya karar verdi. Yoksa ben kendim bineceğim için topladım arabayı. Zaten pazar tamamen orijiniyle toplandı. Evet. Zaten pert araç alan bir adam bir daha normal araç alamıyor. Çünkü siz bu arabayı Clio parasını alıyorsunuz ve hiçbir sıkıntı olmadığını görüyorsunuz. Daha sonra bu aracı sattığınızda aldığınız parayla daha da lüksünü pertten alabileceğiniz için yine pertten araba almak istiyorsunuz. Herkesin başına geldi. Herhalde o stres koşturmaca insanın hoşuna gidiyor büyük ihtimal. Yani. Araba da şimdi biz sigorta şirketinden aldığımız için araba çekme belgeli olarak gözüküyordu. Tabii arabanın tüm dış işçilikleri her şey bittikten sonra noterden arabayı tekrardan ilk önce muayeneye götürüyorsunuz. Muayeneden araba geçtikten sonra noterden trafiğe çıkış belgesi alıyorsunuz. O zamana kadar arabayı kullanamıyorsunuz zaten. Onlarla birlikte ücretlerin hepsini böyle üst üste arabanın mekanik aksamlarını, işte kaportasını, tamponu boyattık, plastik parçalar, airbag, cam, jantlar, davulun bazlar, lastikler hepsini üst üste koyduğumuz zaman aracın bize ortalama 50 bin lira gibi maliyeti oldu. Evet. 425 bin lirada arabayı almıştık. Bize araç şu an 475 bin liraya mal oldu. Yani 475-480 olan. Çünkü araçta sürpriz çıkmıyor değil bu arada. Aldığınız her araçta mutlaka sürpriz çıkıyor. Bu araçta da sürpriz çıktı. Arka amortisöründe de sıkıntı çıktı. Mesela arka amortisör de değiştirildi. Tamir etti, halloldu. Dediğim gibi yani kabaca biz bu aracı 475'e mal ettiğimizde de bu aracın normalde pert kayıtları bu kilometrede olmadığı halde, hatta bazılarının sunroofu bile yoktu, cam tavanı bile yoktu. Manuelde onlar zaten 500, 530, 540 bandındaydı. Yani kabaca pert araçta aldığınızda piyasaya göre en düşük fiyata göre sıraladığınızda yine ağır hasar kayıtlı araçlara göre %10, %5 gibi bir karınız oluyor. Ama tabii ki bu iş uğraş meselesi. Çok fazla koşturuyorsunuz, başında durmanız gerekiyor. İşten biraz anlasanız çok daha iyi olur. İşte illaki kazıklanıyorsunuz, ne kadar iyi anlarsanız anlayın. İllaki sürprizler çıkıyor. Biraz stresli bir iş. Kesinlikle. İşte git gel yapmanız gerekiyor. Eğer çok pimpirikli ve hemen sinirleniyorsanız bu işi kesinlikle size önermeyiz yani. Ben çok stres çektim bu arada. Evet. Ben biraz pimpirikliyimdir gerçekten. En ufak ayrıntısına kadar böyle uğraşmayı sevdiğim için. Bir de şimdi arabanın böyle kullanmayı seven insanlar olduğumuz için. Tamam, araba pert. Bunu bilerek aldık zaten ama. Hani insan sıfıra yakın toplamak istiyor. Böyle en ufak yerinden ses geldi mi sanayiye gitmeniz gerekiyor. Tabii ki daha büyük bir şey çıkmaması için karşınıza. Yani ben açıkçası kendim bineceğim için, topladığım için gayet de çok rahat bir gönül rahatlığıyla biniyorum arabaya. Herhangi bir sıkıntı yok. Araçta çıt ses yok yani. Ben uzun yola gittim iki defa bununla. Yani en kötü 500 kilometrelik uzun yol yaptım geldim. Hani uzun yolda da şehir içinde de konforu, trim sesi, yani ağır hasarlı dersiniz trim sesi olur mu? Asla yok. Evet. Ve hani 52 binde bir Scirocco'ya bu fiyata binmeniz ve bu temizlikte ilk sahibinden doğuş bakımını ne kadar kolay bilemiyorum. Yani aynen, benim diyeceklerim size bu kadar gibi. Arabanın dışı zaten gördüğünüz gibi mükemmel. Nokta hatasız, kapı buruğu vesaire yok. Çok diri duruyor. İç kısmına da gelince arabanın içerisinde gördüğünüz gibi böyle bir ark direksiyonumuz var. Apple CarPlay'li bir tane teybimiz var. Ve burada gördüğünüz gibi turbo basınç göstergeleri mevcut. Ayrıca bir zamanlayıcı var. Yağ sıcaklık göstergesini gösteriyor. Burada bir otomatik kararan dikiz aynamız var. Onun dışında buradaki kapı tutamaçları
güzel. Bu araçta zaten çıtasız kapı olması da sportiflik katıyor bu araca. Onun dışında zaten burada gördüğünüz gibi bütün etiketlerine kadar duruyor. Herhangi bir hatası bulunmuyor. Bu araçta en çok da koltuklar benim hoşuma gidiyor. Koltuklar böyle kumaş, alkantra karışımı, deri karışımı. Gayet güzel. Bu başlıklar falan 10 numara duruyor. Buradaki gri mi beyaz mı dikişler sportif algısı yaratmış. Arka taraftaki bu baş dayamalar da güzel. Onun haricinde zaten burada araçla beraber gelen bir kol dayamaya yer verilmiş. Burada bir şöyle eğeyim kamerayı size görün. Küçük bir göz var. İşte AUX çıkışı var. USB çıkışı var. Onun haricinde burada böyle bir sürgülü bir gözümüz var. Mekanik bir el frenimiz var. Burada da işte park sensörü, kapama, açma, küllük gibi şeyler bulunuyor. Vites topuzu zaten klasik DSG vites topuzu. Kabaca bu şekildeydi. Pert aracı herkese önerir miyiz? Şöyle öneririz. Kâr etmek için her zaman diyorum bu işi yapmayın. Sahibinden.com'dan ucuza düşürüp araç alıp satsanız riskiniz her zaman daha az olur. Çünkü bu işte sürpriz çok. Araçla ilgilenmeyi sevenler, işte otomobil benim sevdam diyenler bu işle ilgilenebilirler. Çünkü sistemlerde üyelik bedelleri, depozitoları gerçekten bir araç için mantıksız ve pahalı. Onun dışında inşallah video faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Videoyu izlerken mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çünkü izleyenlerin %85-%90'ı abone değilmiş. Bu videolar ve bunun gibilerin devamının gelebilmesi için tabii ki abone sayımın artması lazım. Bu beni gerçekten çok teşvik ediyor. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, esen kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare starving. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place.